Tonguç'un haber bülteni sezon finaliyle karşınızdayız arkadaşlar. Haziran ayı itibariyle çok yoğun bir gündemimiz var. Hemen isterseniz ilk haberimizle başlayalım. Koca bir yılı geride bıraktık. Acısıyla, tatlısıyla büyük emekler verilen LGS sınavı geçtiğimiz pazar günü itibariyle tamamlandı. LGS tamamlandı. 8. sınıf öğrencilerinin bir yıl boyunca çalışıp emek verdiği LGS geçtiğimiz pazar günü itibariyle tamamlandı. Türkiye'nin dört bir yanında sınava giren öğrenciler sözel sorularını nispeten kolay bulurken sayısal derslerini ise oldukça zorladığını dile getirdi. Abi sınav sözel olarak kolaydı ama sayısal da matematik biraz zorladı. Yani zor değildi ama süreye yetişmedi açıkçası. Sözler gerçekten kolaydı ama sayısal bayağı benim için zordu. Sınavım güzeldi, matematik hariç. Matematik birazcık zorladı. Zor sorular vardı, yeni nesildi. İyisiyle kötüsüyle çok önemli bir sınavı geride bırakan öğrencilerin ilk hedefi dinlenerek tüm bir yılın stresini atabilmek. Sonrasında ise yüzdelik dilimlerin açıklanmasını bekleyecek öğrenciler için tercih dönemi süreci başlayacak. Tonguç Akademi olarak şimdiden tüm öğrencilerimizin istedikleri liselere yerleşebilmesini diliyoruz. Biliyorsunuz arkadaşlar LGS sonrası yaptığımız canlı yayınlarla ve yayınladığımız röportajlarla öğrenci arkadaşlarımızın sınav hakkındaki düşüncelerini almıştık. Şimdi ise sizlerden gelen LGS değerlendirmesi videolarını izleyelim. Herkese merhaba Tonguç severler. Stresli ve zorlayıcı bir senin geride bıraktık ama artık rahatız. Benim LGS'm genel olarak güzel geçti. Sözele stresli girdim ama soruları gördüğümde açıkçası rahatladım. LGS'nin sözel bölümü benim için basitti ve güzel geçti. O yüzden sayısala da biraz motive girdim. Feni yaptığımda hala rahattım çünkü fen de benim için güzel geçti. Bence biraz orta seviyeydi. Matematiğe geldiğimde açıkçası stres olmaya yavaş yavaş başlamıştım. Çünkü 2020 ve 2019 LGS'ye göre zorlayıcıydı. Ve genelde birkaç tane seçici soru olur ama bu sene biraz daha fazlaydı seçici soru sayısı. Bu yüzden beni biraz zorladı açıkçası. LGS'de sözel gayet kolay çıktı. Ama sayısal biraz zordu tabii ki de. Sayısalda matematik çok zordu. Fen kolaydı evet. Bir iki soruda takıldığım oldu. Ama sayısalla gerçekten çok zorlandım. 2020 LGS gerçekten 2020 LGS'nin yanında çok zordu. 2020 yani böyle çocuk sorusu gibi kalıyordu yanında, öyle söyleyeyim size. Sayısal zordu ve fenin neredeyse full sözel yapmışlardı. Keşke öyle yapmasalardı ve matematikte de her soru birer sayfaydı. Bu gerçekten kötü bir şey. Öncelikle sınav genel olarak zordu. Matematik özellikle diğer senelere benziyordu ama soru uzunluğu olarak benziyordu. Soru tarzı olarak benzemiyordu. Ben geçen senenin sorularını çözdüğümde güzel geçiyordu. Çok iyi puanlar elde ediyordum. Ama bu sınav orta geçti benim için. Tonguç Haber Bülteni sezon finali konuğumuz Şenol Hoca. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kocaman bir LGS'yi atlatmış olduk geçtiğimiz evet. Pazar günü itibariyle. Benim evet. Size soracağım en önemli şey hep matematik olacak tabii ki, bir matematik hocası olarak. Ne diyorsunuz hocam? Bu yıl öğrenci arkadaşlarımızın dediği gibi gerçekten çok zor bir matematik sınavı mıydı? Evet, çok sağlam bir sınavdı. Gerçekten sınav çok sağlamdı. Yani sınav sorularını incelediğimde, gördüğümde dedim bunların bazısını al TYT sınavına, üniversite sınavına koy. O kadar. O derece güzel sorular vardı. Tabii şöyle bir şey, her sene zor soru gelir. Yani her sene seçici soru gelir mutlaka. Bu sene adedi 1-2 tane daha fazlaydı diyebilirim. Peki hocam en zor sorular hangileriydi? Mesela o eşkenar üçgen soruları vardı. Üçgenleri böyle birleştirerek böyle köşeye doğru giden soru çok zordu. Olasılık sorusu onları biraz uğraştırmış olabilir, biraz yormuş olabilir. Fakat şöyle bir şey, bu zor sorular konusunda şunu söyleyebilirim. Bizim beklentimiz bu kadar değildi. Yani beklenti de bizi sorulara baktığımızda bize zor hissiyatını yaşattı. Biz şöyle düşünüyorduk, ya bu sene pandemi var, çok fazla zor soru gelmez gibi bir yanılgıya düştük. Böyle bir şey olmaz. Her sene kolay, yani kolay demeyeyim, daha rahat yapılan sorular vardır ve seçici sorular vardır. Bu seçici soruların amacı orta seviye çocuklarla çok çalışmış çocukları birbirinden ayırt etmek. Ama bu yıl matematiğin bir tık diğer senelere göre daha da zor olduğunu söyleyelim hocam. Birkaç gerçekten tane zor soru adedi fazlaydı önceki yıllara göre. Peki sıralamalara ne etki eder bu matematik sorularının zorluğu? Şöyle söyleyeyim, matematik çok kolay olsaydı ya da çok zor olsaydı bunlar arasındaki fark ne olur? Çok kolay olduğunda herkes çok yapıyor ve matematik eleyici ve seçici olmuyor. Hı hı. Zor olduğundaysa matematik bu sefer gerçekten elemeye başlıyor. Dolayısıyla zor bir sınavı iyi çalışmış öğrenciler daha çok sever. Hı hı. Çünkü onlar der ki ben çok çalıştım zaten, zoru daha çok yapabilirim ve daha iyi bir sıralama elde edebilirim.
Çok çalışmamışlar için zor sınav dezavantajlıdır. Evet. Tabii ki derece sıralamaları etkileyecek. Yani matematik yapma netiniz sıralamanızda çok belirleyici olacak bu sene. O birkaç tane fazla zor sorunun etkisi burada belli olacak. Benim de bir iddiam var. Geçtiğimiz 2 yıla oranla daha az birinci çıkacağını düşünüyorum bu sene. Hmm, ve evet, yüzdeliklerinde birazcık değişebileceğini düşünüyorum. Olabilir, evet, doğru. Son olarak bu yıl hazırlanan arkadaşlar, yani 8. sınıfa geçen arkadaşlar bu yılın sınavını referans alabilirler mi? Tabii hem bu yılın sınavını hem geçen senenin sınavını mutlaka bundan önce çıkmış sınav sorularını görmeleri ve çözmeleri lazım. Tabii onu bu yazın yapmayın hemen. Önce konuları öğrenin ama sene içerisinde mutlaka daha önce çıkmış soruları mutlaka çözün. Çünkü ÖSYM'de, lisede yani liseye geçiş sınavında da hep daha önce çıkmış soruların benzerlerinden çıkar. Çünkü kazanımlar ortak. Yani gidip uzaydan çok farklı bir soru getiremezler. Aynen. Dolayısıyla benzer sorular hem üniversite sınavında hem liseye geçiş sınavında mutlaka gelir. Peki hocam, çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Sınava giren arkadaşlarımız için hayırlısı olsun diyelim ve inşallah umdukları liseleri kazanabilirler diyelim. İnşallah. Tonguç Ana Haber Bülteni kaldığı yerden devam ediyor. Hatırlarsanız arkadaşlar, sınavdan bir hafta öncesinde sınav günü neler yaşayabileceğimize dair bir video yayınlamıştık. Sizlere dikkat edin, aman kimliğimizi evde unutmayalım demiştik. Fakat stres ve heyecandan dolayı bazı arkadaşlarımız kimliğini unutmuş. Kimliğini evde unutan adaylar yine zor anlar yaşadı. Gaziantep'te bir öğrenci 9.30'da başlayan sınava gelirken kimliğini evde unuttu. Evini aramasına rağmen sonuç alamayan öğrencinin yardımına ise polis memurları yetişti. Polis memurunun aracıyla evine götürülen ve kimliğini alan öğrenci saniyeler kala sınava yetişmeyi başardı. Benzer bir olay da Tokat'ta kimliğini evde unutan bir öğrenci için yaşandı. Okul önündeki velilerin seferber olmasıyla öğrencinin babasına ulaşıldı ve sınava son anda girmesi sağlandı. Pandemi tedbirleri sonrasında vaka sayılarının düşmesiyle beraber yüz yüze eğitim başladı. Hem ortaokullar hem liseler sonunda sıralarına kavuştu. Kademeli normalleşme kapsamında Türkiye'nin birçok yerinde yüz yüze eğitim başladı. İlkokul, ortaokul ve liselerde haftanın 2 günü yüz yüze eğitime başlayan öğrenciler sosyal mesafe kurallarına uyarak İstiklal Marşı okudu. Uzun bir süre sonra sınıflarına kavuşan öğrenciler heyecanlı olduklarını dile getirdi. Okulların açılması çok güzel, yüz yüze daha güzel. Ben yüz yüzeyde daha çok şey anladığımı düşünüyorum. Öğretmenleri ve arkadaşlarımı gerçekten çok özlemişim. Şu yeşil tahtayı çok özlemişim. Zaten sınıfa girer girmez herkes yazı falan yazmaya başladı. Çok mutlu oldum. Tonguç Haber Bülteni'nde sunmaktan en çok keyif aldığım haberlerden bir tanesi de liseli genç arkadaşlarımızın yaptığı projeler. Şimdi iki arkadaşımızı ekranlara getireceğiz ve bu iki arkadaşımızın dünya çapında nasıl başarılar elde ettiğini göreceğiz. Liseli gençlerimizden dünya çapında başarı. Galatasaray Lisesi öğrencisi Kerem Bayhan, kamyonlara arkadan çarpan araçlarda yaşanan can kayıplarını önlemek için yaptığı projeyle önce Türkiye'de sonra ise dünya çapında dereceler elde etti. Katıldığım yarışmanın tam adı Regeneron ISF. Uluslararası Bilim ve Mühendislik Fuarı olarak da geçiyor. Ben makine mühendisliği alanında katıldım ve dünya dördüncüsü oldum. Türkiye'de de TÜBİTAK'ın düzenlediği liseler arası proje yarışmasında fizik alanında Türkiye ikincisi olmuştum. Diğer bir başarı ise projesiyle Amerika'da düzenlenen Uluslararası Bilim ve Mühendislik Fuarı'nda dördüncü olmayı başaran Dilan Dal'a ait. Dilan, amputasyon geçirmiş insanların yeniden yürümesini sağlayan robotik bir protez tasarlayarak Türkiye'nin adını yurt dışına duyurmayı başardı. Yarışmaya robotik ve akıllı makineler kategorisinden katıldım. Projemin ismi ise Sumro. Amputasyon geçirmiş insanların tekrar yürüyebilmelerini sağlayabilmek için yeni teknoloji bir robotik protez oluyor. Özellikle pandemi dönemiyle birlikte okullardan uzak kalınca kütüphanelerden de oldukça uzak kalmış olduk. Fakat şimdi bunu telafi edecek güzel bir haberim var. İstanbul Fatih'te Türkiye'nin en büyük kütüphanelerinden biri açıldı. İstanbul'un en büyük kütüphaneleri arasında yer alan Fatih Merkez Kütüphanesi, öğrenciler ve kitapseverlerin hizmetine açıldı. İçerisinde internet hizmeti, kafeterya ve fotokopi hizmetleri bulunan kütüphane, hafta içi ve cumartesi günleri saat 8.30-22 saatler arasında hizmet verecek. Kütüphaneyi ziyaret eden öğrenciler şöyle aktardı. Güzel oldu. Fatih'te özellikle hani daha evvelinde eksiklikli kütüphaneler. Burayı gerçekten çok güzel buldum. Hani ev ortamına kıyasla burada hani daha çok dikkat edip dersimize odaklanabiliyoruz. Hani üniversite hazırlık sürecinde bize gerçekten çok yardım oldu. Bültenimizin son haberi güzel ve keyifli bir haber. Sivas'ın köylerinden birinde daha önce ismini dahi duymadığımız bazı sporlar yapıldı. Hem de 7'den 70'e. Ok attılar, badminton oynadılar, hatta yepyeni bir spor dalı olan floor curling'i denediler. Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Spor Köyümde projesiyle 7'den 70'e tüm köy halkı farklı spor dallarını deneyimledi. Öğrencilerin ve vatandaşların spor olan ilgisini artırmayı hedefleyen projede eğlenceli görüntüler vardı. Maşallah!
Maşallah. Tonguç Ana Haber Bülteni'nde bu sezonun sonuna geldik arkadaşlar. Öncelikle hepinize güzel bir yaz tatili diliyorum. Yaz kamplarımızı kaçırmayın ve büyük bir motivasyonla okullarımıza geri dönelim diyorum. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.